Başlayalım. Gürsel Bey, neden Sayın İmamoğlu sürekli ben partimin neferiyim deme ihtiyacı hissediyor? Yani kendisine yönelik parti içi eleştirilere karşı tamam ben dersimi aldım tırnak içinde Kemal Öztürk'ün dediği gibi bir mesaj mı vermek istiyor? Yoksa bakın en çalışkan benim, en iyi aday ben olacağım, en başarılı ben olacağım, bu seçimi en iyi ben alırım mesajımı veriyor. Evet. Öncelikle biraz önce işte Murat Sayın Genel Başkanımızın yapılan araştırmalarda %53.8 çıkıyor şeyini biraz garipsediniz. Ben de şaşırdım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Siz de şaşırdınız mı bu sonuca? Hayır, sizin şaşkınlığınıza şaşırdım. Neden diye? Benimki kasıtlı değil. Bir gazeteci şaşkınlığı. Tabii ki kasıtlı değil. Öncelikle çünkü biz bu rakamları hep bugüne kadar evet. Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu için gördük. Sanırım bugüne kadar açıklanmış en yüksek rakam. Anketleri arasında. Olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili böyle bir rakam hiç açıklanmadı. Doğru. Onun için şaşırmamız da normal. Bugünkü koşullarda, bugünkü iklimle ilgili Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili anlatılabilecek çok hikayeler var. Aslında siyasetçinin aynı zamanda hikayeleri olması lazım. Yani birçok hikayeler anlatırım ama burada tabii çok zamanınızı almak istemiyorum. Başka sorulara geçtiniz. Türkiye'nin bu iklimi, bu koşullarda gerçekten hepimizin özlem duyduğu, hem sistem açısında, aynı zamanda siyasi nezaket açısında yeni bir evreye girmemiz lazım. Bu yeni evreye girebilecek en önemli aktörlerin bir tanesi de Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Şimdi Sayın İmamoğlu'na gelince, Sayın İmamoğlu, ben İstanbul İl Başkanı iken Sayın İmamoğlu da benim ilçe başkanımdı. Aynı zamanda son derece çalışkan bir ilçe başkanıydı. Hem de iki numaraydı yani. Öyle iki numarayla çalışmadı falan değil. İlçe ben bir numara. Sonuçta. Hı? İlçe başkanı evet yani. Ama sonuç olabileceği ben pozisyonun en üstü. Her türlü şeye uyan bir insandır. Öyle sanki işte dik baş, hiç kimseyi dinlemez falan gibi bir algı söz konusu değil. Siyasi terbiyeyi bilen bir insandır. İkincisi, doğrusu ben de şaşırıyorum. Tabii nedir bu? Başarı ve başarısızlık kriteri ne? Şimdi hepimizin kendimize yüzeysel olarak baktığımızda başarılı bulduğumuz var, başarısız bulduğumuz var. Burası İstanbul, unutmamalıyız. İstanbul'a ne yazık ki bugüne kadar gelen herkes ihanet etmiş. Yani tarihimizin en büyük ihanetlerini son 15 yılda yaşamışız. Aklınıza gelebilecek bu dikey yapılar, betonlaşmalar İstanbul öyle bir hale getirdi. Hangi ilçelerde daha çok? He? Hangi ilçelerde? Neresi olursa olsun. Neresi olursan, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin olduğu dahil olmak üzere kim yapmışsa kardeşim ihanet etmiştir. Ben bu betonu taşımak zorunda değilim kardeşim. Hemfikiriz. Kafamı başımı kaldırdığımda tıpkı Batı ülkeleri gibi yeşil görmek istiyorum, doğa görmek istiyorum, deniz görmek istiyorum. Ya şöyle bir şey düşünün. Ya devlet eliyle dolandırıcılık olur mu? Rahmetli Gözal dedi ki ben emlak konut yaptıracağım. Ataköy'de, Ataşehir'de ve Bahçeşehir'de insanlar o dönem en yüksek parayla gittiler konut aldılar. Yani bugünkü koşullarda 1000 liraysa 10 bin liraya gittiler yerler aldılar. Sonuçta bir ekonomik kriz oldu. Ekonomik krizden kaynaklı da 11 kişi intihar etti ödeyemediği için. İnsanların evleri, o gün aldıkları evler ne oldu şimdi? Tamamen betonlaştı etrafı. Ben alırken ne diye aldım? Deniz görüyor diye aldım. Donatı alanları var diye aldım. Park bahçeleri var diye aldım. Bunların hepsini elinde gasp ettiler. Şimdi böyle bir şehirden bahsediyoruz. Şimdi burada bir tek kriter var. Ne zaman isterseniz İstanbul Belediye Başkanı'na da rica ederiz. Bir tek şey, verilere bakmamız lazım. Nedir bu veriler? Şehirlerin iki temel şeyi var. Bir, altyapı. Yani altyapının sağlıklı olmadığı zaman, efendim yağmur yağdı mı, yağmur yağdı mı Türkiye'nin bütün büyük şehirlerinde sorun kardeşim. Sorun. Çünkü şehir dediğiniz insan gibidir. Yani benim 60 kilo yük taşıma kapasitem var. 160 kilo yüklerseniz çökerim kardeşim. Bunun çökülmemesi mümkün değil. Bu sorunu bizim bir an önce çözmemiz lazım. Maalesef çözemiyoruz. Bakın İmamoğlu'nun geldiği günden itibaren
Şimdi herkes diyor ya İmamoğlu itiraz ediyor. Ya İmamoğlu itiraz falan etmiyor. Kim olsa isyan eder. Bırakın itirazı. Yani bırakın o işte efendime söyleyeyim UKAME kararlarını işte yapay olarak işte şehrin bir tarafını şeye bağlaması falan. Ankara'da oturuyorsunuz. 6 farklı kurum İstanbul'da plan yapıyorsunuz. Ya kardeşim plan bütünlüğü olmaz, altyapı bütünlüğü olmaz. Yapmayın, yazıktır, günahtır. İstanbul Belediyesi'nin haberi bile yok. Peki, Sayın İmamoğlu soruma dönecek olursam, ben neferim. Oraya geleceğim. Koşacağım derken, mesela en önde ben koşayım anlamında mı söylüyor, yoksa ben göstereceğiniz adayın peşinden en çok ben koşacağım. Kemal soru sordu. Birincisi şu, benim iyi kötü belediyeciliği bilen bir insanım. Tabii ki. Bakıyorum, altyapı verilerine bakıyorum. Altyapı verilerinde son 3 yıl tarihimizin en yüksek oranda altyapı çalışması yapılmış. Bununla oynayamazsınız yani. Sayın Dalan döneminden, Özal dönemi, Sözen döneminden, Sayın Erdoğan dönemini, bütün dönemleri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ve bugüne kadar rekor düzeyde pandemi döneminde fırsat bilerek ciddi bir altyapı çalışması yapılmış. 2. Ulaşım. Tarihimizin yine en yüksek oranda ulaşım yapılmış. Ama kendilerini satamamışlarsa o da bizim arkadaşlarımızın kusurları. Ulaşımda yani, aynı kanaatte değilim yani. İşte ben bu verilere bakarak söylüyorum. Yani böyle biz rahat değiliz ulaşımda. Elbette yani. Rahat değiliz. Şunu söylemek istiyorum. Yani o kadar büyük yatırım yaptığında ne oldu sonuç? Ben ulaşım sorunu çözüldü demiyorum. Hı. 25 yılda yapılan ulaşım çalışmasıyla son 3 yıldaki yapılan çalışmaya baktığınızda son 15 yıla bedel. Bu arada bir sayın vekilim yani şu an veri yok ama tahminen söylüyorum. Efendim, imkansız bu. Bakarız. Verilere bakın ne olursunuz. Ben size bir şey sizden rica ediyorum. Bakalım. Ne zaman isterseniz ben İstanbul İl Başkanı iken Sayın Topbaş'a gittim. Sayın Topbaş dedi ki biz İstanbul'la ilgili 100 binlik plan çıkarıyoruz. Gerçekten çok önemli bir çalışma yapılmıştı. Ve bütün o verileri biz oradan aldık. Ya son 3 yılda yapılan altyapı son 15 yılda yapılmadı diyorsunuz. Efendim son 3 yılda yapılan bu altyapı inanın son 10 yılda yapılmamış. Ona, bakabilirsiniz. 10 ay sonra. Gerek İSKİ'de gerek şeylerde baktığınızda görebilirsiniz. Yani. Bu çalışmalar görünür çalışmalar değil zaten göremezsiniz. Altyapı hiçbir zaman göremezsiniz. Şimdi başarısız mı başka bir şey. Hı hı. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun konuşmasına gelince ya siyasetçinin her siyasetçinin elbette hayalleri olacak. Bundan son derece doğal şeylerdir. Yani, biz sadece sorunları anlamaya ya, çalışıyoruz. Ama bu şu demek değildir. Bu şu demek değildir. Sayın İmamoğlu parti içerisinde bir sorun yaratacak. Sayın Genel Başkan karşısında duracak anlamı taşımaz. Ama elbette siyaset yapıyor. Şu anda görevi var. Önümüzdeki süreçte de siyaseten hayali olabilir. Cumhurbaşkanlığı gibi bir önemli bir şey. Ya ne demek? Hangimize teklif edilse biz bunu kabul etmeyiz. Şunu da hak verin. Yani 6 defa Sayın Kılıçdaroğlu belediye başkanları aday olmayacak açıklama yapmasının bir gerekçesi var. Tamam. Bu gerekçe belediye başkanlarının bir türlü bu mesajları vermekten vazgeçmemesi. Hayır yani. Ama belediye başkanı Sayın İmamoğlu çok aleni, çok açık bir şekilde Sayın Genel Başkanımın emrinde olduğunu yeni, ifade etti. Yeni, daha yeni. Karadeniz'den ne sonra. Ne istiyorsunuz mesela? Yani Kur'an'a mı el bassın? Ya? Yani yok, ben bir dahaki seçimde aday değilim kesinlikle diyecek o kadar.